Selam, merhaba dostlar. İthal hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir kutu açılımıyla birlikte tekrar sizlerleyim. Arkadaşlar ne aldım hemen söyleyeyim. Arkadaşlar MacBook Air M2 serisi 256 GB'lık bir laptop aldım. Neden aldım? Aslında arkadaşlar bakarsanız biliyorsunuz ki ben çok fazla video paylaşıyorum. Ve video editlerini yani video düzenlemi genelde telefonum üzerinden yapıyorum. Aslında bakarsanız bu da Apple'ın serisi. Arkadaşlar iPhone 13 Pro. Neden laptop'tan yapmadım? Benim bir laptop'um var ve çok eski olduğu için ondan video editi yapamıyordum. Çok donuyordu. Bir de çok fazla virüs giriyordu. Çok araştırdım ve Apple'a karar verdim. Diğer ürünlere hiç bakmadan Apple'a yöneldim. Tabii şunu söylemek gerekirse M1 ve M2 serisi arasında gittim geldim açıkçası. Neden M1 değil de neden M2 ders? M2 serisi yeni seri. Bir de biliyorsunuz ki özellik olarak birazcık daha yüksek. Hızı biraz daha iyi. Batarya ömrü 18 saat. Ve ayrıca da şarj ederken de şarj kablosu MagSafe'di arkadaşlar. Hani biliyorsunuz M1 serilerinde fişe takıyordunuz. Fişe ayağınız çarparsa laptopta fişten birlikte kabloyla birlikte geliyordu. Ama bunda fişe taktığınız zaman kabloya çarpsanız bile hemen bilgisayardan ayrılıyor MagSafe olduğu için. O yüzden bu ürünü almaya karar verdim. Peki nereden aldım arkadaşlar ve nasıl aldım onu da hemen söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu ürünü MediaWorld İtalya'dan aldım. Neden MediaWorld'dan aldım onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar Apple'a gittim bu ürün. Baktığınız zaman 256 GB MacBook Air M2 serisi 256'lık olan 1550 euro. Ama MediaWorld'de bir kampanya vardı. 1299 liraya düşmüştü. Bir de ben MediaWorld kullanıcısı olarak MediaWorld kartım var. 50 euro indirim yaptılar. 1250 euroya bu ürün geldi. Aslında 1249 euro da 1250 euroya bu ürün geldi. 20 ay taksit yaptım. 0 faiz, 0 komisyon. 64 euro aylık ödemelerle 20 ay boyunca taksitle almış oldum. Şimdi diyeceksiniz ki ya hesapladığımız zaman 64 euro toplam 1300 euro civarına geliyor. Evet 1300 euro civarına geliyor. Çünkü 50 euro da sigorta yaptırdım arkadaşlar. Hani olur da taksitlerde bir gecikme olursa ya da ödeyemezsem ya da herhangi bir sorun olursa 50 euro da özel sigorta yaptırdım arkadaşlar. Taksit sigortası yaptırdım. Arkadaşlar MediaWorld'un böyle çok güzel bir kampanyası var. İndirimde şu anda. Ve ayrıca ne alırsanız alın 20 taksit yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve sıfır komisyonsuz. Yani vade farkı yok, komisyon yok. Ha sigorta yaparsınız ya da yapmazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Arkadaşlar bu ürün gerçekten hayalimdeki üründü. Almak istedim. Hani böyle her zaman benim bir sloganım var ya. Kendi fotoğrafımda da kendi kanalımda da. Hayal edebiliyorsan yapabilirsin. İşte size demek istediğim o. Yani burada olduğunuz sürece hayallerinizi böyle yavaş yavaş adım adım yapabiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz ki ben araba alırken de sıfır araba alırken de size söylemiştim. Benim bir hayalim vardı. Sıfır araba alabilmek. İtalya'da arabamı aldım. Benim bir hayalim vardı. İşte daha iyi videolar çekebilmek, daha iyi videoları montaj yapabilmek için de bir laptopa ihtiyacım vardı. Sıra laptopa gelmişti ve laptopu da almış oldum arkadaşlar. Şimdi hadi gelin ürünü açalım. İçinden neler çıkıyor, hangi rengi almışım hep birlikte izleyelim ve görelim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Sizce nasıl fiyat? 20 ay taksitle 0 faiz 0 komisyon sizce iyi mi almışım yoksa kötü mü almışım? Bir de ayrıca MacBook Air M2 serisini almakla iyi mi ettim kötü mü yaptım? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Hadi gelin kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar sıfır olduğu için burada bir çekme yeri var. Bunu böyle çekiyorsunuz ve şöyle açıyoruz, sesi duyuyor musunuz? Şunun sesi var ya, hani yeni bir ürünün sesi inanılmaz süper. Gerçekten çok seviyorum bu ürün sesini. Çok güzel oluyor. Yani yeni ürün aldığımda şu sese gerçekten hayranım. Yani ilk defa açmak beni çok mutlu ediyor. Şunu bir kenara koyalım. Nasıl açılıyor? Hep birlikte bakalım. Şöyle hep birlikte bir göz gezdirelim. Evet, ürünümüz açıldı. Evet arkadaşlar bakalım kutu içinden bize neler çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan çekiyoruz. Şunu şöyle hemen bir kenara koyalım. İlk başta şunlara bakalım. Arkadaşlar ilk başta şarj kablosu çıkıyor. Dediğim gibi MagSafe.
Tamamen kumaş. Çok güzel yapmışlar bence. Hemen şuradan şöyle yapalım. Bunu açalım. Sanırım bu kitapçığı. Evet. Kitapçığı. Arkasından bu da kitapçık. Aynı şekilde devam edelim. Yani çok şık, çok güzel ama ben tabii ki de bunları kullanmıyorum. Bunları tekrar yerine yerleştirelim. Bakalım kutudan başka ne çıkıyor. Şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Avrupa standartları olduğu için İtalya. O yüzden normal bu şekilde başlığıyla geliyor. Şöyle hemen şunu da bir yerinden çıkartalım bakalım. Kaç wattmış? Arkadaşlar gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. 30 watt Type-C power adaptör. Güzel yani. Şöyle gösterelim hemen. Şöyle çok rahat. Güzel. Ben çok beğendim. Başka kutunun içinden bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kutumuzu da hemen bir kenara alalım. Kitapçıklarımızı koyalım. Ve laptopumuzu açalım. Rengine bakın şimdi. Rengine. Renk geliyor. Arkadaşlar yorumları alalım. Bilginiz olsun. Şöyle koyalım kenara. Ve ürünümüzü açalım. Sese bakın. Hemen çeviriyorum ve arkadaşlar MacBook Air M2 karşımızda. Şimdi biliyorsunuz ki MacBook'ların yani Apple'ların güzel bir tarafı var. Tek parmağınızdan hiç zorlanmadan açabiliyorsunuz diyeceğim. Ben açabiliyor muyum? Açtım. Çok şık. Çok güzel bir tasarımı var. Şöyle yapalım. Sizler de görün. Sanırım açmak için buradaki tuşa basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Evet iPhone 13 ve MacBook Air M2. Arkadaşlar bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ben tabi güncellemeler yapacağım. Güncellemelerden sonra video kaydına devam edeceğim. Bu arada güncelleme yapana kadar sizler de yorumlarınızı ve beğenilerinizi atın bakalım. Siz ne diyeceksiniz? Ciao diyor çünkü ben tabii ki bunu Türkçe'ye çevireceğim. Ondan sonra yapacağım ama İtalyanca da kullanabilirim. Benim için herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar görüşeceğiz hemen. Evet arkadaşlar. Kurulumu yaptım. Aslına bakarsanız bu videoyu sonradan ekledim. 2 gün geçti aradan. Yani bilginiz olsun videonun montajını da buradan yapıyorum. Yani bu izlediğiniz videoyu montajını MacBook Air M2'den yaptım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok profesyonelce olmadı. Biraz hızlandırdım işi. Ama size ek olarak şunu söyleyeyim. Bakın Type-C 2 tane çıkışı var. Bilginiz olsun. Bir de buradan kulaklık çıkışı var. Şu gördüğünüz parmak izi okuyucusu bilgisayara yani MacBook'a diyecek hiçbir şey yok. Mükemmel. İnanılmaz hızlı. Ama Type-C 2 tane çıkışı olduğu için benim eski bilgisayarımın normalde USB ve Type-C çıkışlı çoğaltıcı adaptörü vardı. Bunu kullandım. Mouse'umu taktım. 1, 2, 3 USB çıkışı var. Gördüğünüz gibi. Bir SD kart bir de micro SD kart okuyucusu var. Çok mantıklı. İki de almışım diyorum. Şu çeviriciyi, çoğaltıcıyı. Arkadaşlar ben çok memnun kaldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen altta yorum yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Siz nasıl buldunuz? Gerçekten de mükemmel. Yani istediğim performansı verdi mi? Verdi. Belki bana fazla bile ama hoş bir bilgisayar. Güzel. Altına şöyle bir ayaklık koydum. Daha önce eski bilgisayarım vardı. Güzel. Ben çok hoşlandım. İnşallah güzel videolar sizin için güzel videolar hazırlayacağım. Yakında bir videom daha gelecek. Bir çiftliğe gittim. Çiftlik videomu da burada montajlayıp sizlere sunacağım. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim. Konu hakkında bilgi almak isterseniz yorumlara yazın ya da kullananlar varsa benim dikkat etmem gereken bir şey varsa lütfen söyleyin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle İtalya'dan herkese kucak dolu sevgiler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. İyi ki varsınız.